Evet, yani ikametgahı hedef alınıyor. Onu söylüyorlardı. Şimdi tabii Son İsrail'in görüntüleri de ekranlara yansıtıyoruz bu arada. Haniye'nin. Haniye son dönemde sık sık bu arada hani İran'da bulunan, İran'a giden ve 7 Ekim'deki saldırıdan sonra çok aslında sıkı bir şekilde korunduğu tahmin edilen ve gittiği ülkelerin istihbaratları tarafından bir hedef, İsrail'in hedefinde olduğu çok açık olduğunda sıkı şekilde korunduğu tahmin bilinen bir liderdi. Çetiler anlatmıştır zaten, yani Hamas'ın şu andaki yüzü. Ama bu Hamas içerisinde %100 bir birliktelikten de bahsedilemez. Çünkü bu müzakerelerde biz şunu çok net gördük. Bir taraftan olayın siyasi müzakere heyeti vardı. Diğer taraftan bu siyasi müzakere heyetinin her daim nihai onayı almak zorunda olduğu bir askeri kanat vardı. Hatta çoğu kez Hamas'ın bu müzakerelere vereceği cevaplar askeri kanada ve siyasi kanada tam olarak erişim ve onların cevaplarını alınamaması nedeniyle gecikebiliyordu. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan İsrail burada mesajı tek başına vermiyor. Bunu not etmek lazım. İsrail bu mesajı aslında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte veriyor ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki kararlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni sonsuz bir şekilde siyasetinde destekleyen yerel aktörlerin de mesajını aynı şekilde hem Hamas'a hem de İran'a İsrail bu mesajı vermiş bulunuyor. Bu lokasyon Haniye sadece Tahran'da bulunan bir lider değildi. Zaman zaman Dubai'ye de seyahat ediyordu. Katar'a da Özcan, seyahat ediyor. bir şey söyleyeyim. Normalde İsmail Haniye Tahran'da oturmuyor. İsmail Evet. Haniye Cumhurbaşkanı'nın törenine Görüşmek katılmak üzere Tahran'da. Yani Haniye'nin normalde programı günlük belirleniyor. Yani 24 saat önceden belirleniyor. Ama şimdi herkes bilir ki İran'da yeni bir cumhurbaşkanı seçilmişse Haniye onun programına katılacaktır. Yani bu planlanan bir şey. Çok kolay. Hani Haniye'ye suikast düzenlemek de kolay bir şey değil işin açıkçası. Tabii, hiç kolay değil. Ve bu çok yani bir hazırlık süreci olması gereken ve muhtemelen zaten tabii ki farklılar. Ama az önce söylemek istedim, yani İsrail bu lokasyonda böyle bir hedefe bu suikasti düzenleyerek çok farklı açılardan aslında bir sonucu önümüze ortaya koyuyor. Onu anlatmaya az önce çalıştım. Bu ne demek oluyor? Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki önemli Arap faktörler, Arap liderler, Arap yönetimleri bu suikast üzerinde, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlarla istişare halinde gittiğini düşünüyoruz. Ve İsrail'in adımlarını ona göre sınırladığını düşünüyoruz. Mısır'la bu konuda Mısır önemli bir faktör. Ve bunların da menfaatlerini ve bunların da düşüncelerini dikkate alarak İsrail'e çizdiği varsayımıyla hareket ediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Haniye'nin öldürülmesinden birincisi Amerika Birleşik Devletleri haberdar ve onay veriyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verenler aslında bu tür bir faaliyeti de aslında çok net bir şekilde destekliyorlar. Bunu zaten az önce Dahlan meselesinden bahsetti Çetiner. Dahlan gibi daha öncesinde Gazze'de görev yapmış İsrail'e dost ve ama İsrail'in bölgedeki aparatları tarafından yetiştirilmiş bir liderin, lider demeyelim de bir figürün tekrardan Gazze'nin başına getirilmek istediği projesi 7-8 senedir konuşuluyor. Hani bu Dahlan mı olur bilinmiyor ama bunu yapabilmek için Gazze'de bu aşamaya geçebilmek için anlaşılan o ki İsrail öncelikle Hamas'ın yönetim yapısının, liderliğinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği konusunda çok net bir düşüncede ve dünya da bu kanaatte. Hamas'ın liderlik yapısı ortadan kaldırılmadan Hamas'ın dağılamayacağı düşünüyor. Fakat biz bu varsayımın da, yani bu öngörünün de çok doğru olmadığını, bu hareketin geçmişteki
geçmişte uğradığı suikastlerden biliyoruz. Yani bu hareket daha önce çok en önemli isimlerini yine aynı şekilde suikastlere kurban verildi. 2010 yılında yine bugün yaşasa belki bir İsmail Hani'ye kadar etkili olabilecek bir isim Dubai'de bir otelde öldürüldü. Ve İsrail Gazze yolunda pek çok yine Hamas komutanını, Hamas liderini öldürdü. İsmail Hani'ye bugün bu kadar ön plan çıkmasının ana sebeplerinden belki de bir tanesi bu isimlerin öldürülmesiydi. Yani bugün biz İsmail Hani'yi değil, o gün öldürülmüş isimlerden birini bu kadar konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla neyi söylemeye çalışıyorum? Bu birincisi Hamas açısından elbette ki büyük bir darbedir. Fakat Hamas'ın beklemediği veya Hamas'ın hiç tahayyül edemediği ve yaşamadığı bir şey değil. Daha öncesinde ya bunun altından kalkarlar ve bir yapılanmada bir dağılma görmeyiz. Aksine belki de daha konsolide mi olurlar diyebilir miyiz? Tabii ki daha konsolide olurlar ve şu noktadan sonra Hamas'ın bir müzakere çizgisinde İsrail'le ateşkes yapabilmesi, İsrail'le barış yapabilmesi çok daha zor. Düne göre çok daha zor bir noktadayız. Artık ateşkesi konuşmayı bırakacak mıyız bu halde Özcan Bey? Yani bu ateşkes elbette konuşulacaktır ama bu noktadan sonra Hamas'ın çizgisi daha da sertleşecektir diye tahmin ediyorum.